Alo. Efendim. Ankara'dan, başkentimizden Menekşe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Buyurun. Ben hocama bir sorum olacaktı. Tabii. Hocam hayırlı günler. Sağ olun. Biz dört kardeşiz. Evet. Ben 9 yıl önce annem artık yalnız kalamayacak durumdaydı. Yanıma getirdim kendisini. Ve annemin babası, kendi anne ve babasından bir miktar miras düştü. Şimdi annem bana diyor ki, bu mirastan diyor kesinlikle diyor kardeşlerine vermeyeceksin diyor. Benim bütün sorumluluğum sana ait diyor. Sen bakıyorsun benimle bana diyor. Yani annemin bu düşüncesi doğru mudur hocam? Ben yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Kimsenin hakkını yemek istemiyorum. Soruma cevap alırsam çok memnun olacağım. Şimdi miras annenizin üzerine değil mi? Miras annemin üzerine değil. Dedem kendisi yaşıyor şu an. Yaşıyorken çocuklarına hepsine eşit bir şekilde paylaştırdı. Ve de annemin parasını getirdiler. Ben baktığım için bana teslim etti dayılarım. Ha, miras sizde şu anda. Evet, ben de. Peki. Hani çok bir şey değil ama ben yanımda olduğum için annem bana teslim ettiler. Üzerinize geçti mi? Kaydoldu mu? Tapusu vesaire. Parası. Para mı? Para yani size geldi verdiklerine dair bir şey net olarak. Hayır hocam, elden öyle teslim ettiler, getirdiler, verdiler. Ben de yani bir şey olarak değerlendireyim, değer düşmesin diyerek altın aldım, koydum yani. Bir kenarda duruyor. Dedenin veya anne babanın hayattayken torununa, oğluna, kızına verdiğine miras demiyoruz. Miras demek öldükten sonra geriye kalan olur. Terekeye denir. Yani o size bir hibedir, bağıştır. Ona diğer kardeşleriniz karışmaz, karışamaz. Burada diğerleri şöyle itiraz edebilir. Yani bize kalacaktı bunlar. Sen tuttun, hepsini ona verdin. Evet. O da vicdanen rahat ise bu hayırlı, sizde bir hayır görmedim. Ben malımı istediğim yere veririm. Buraya verdim diye vicdanen Allah katında da sorumlu olmaz. Ama ayrım yapıyorsa, gerçekten adaletsiz davranmışsa o hesabını Allah'a verecektir. Fakat şöyle bir şey var. Ölmeden önce tapusunu vesaireyi size vermediği bir malı size sen anneme bakıyorsun, sen kızıma bakıyorsun, ben sana bağışladım dese ve ölse kayıt kuyut yoksa mirasçılar dava eder, hepsi alır. Alır. Hepsi alır, dinen de alır. Yani bu üzerinize mutlaka geçirmeniz lazım, sizin olması lazım. Sizin olmazsa Evet. elinizden alırlar, ona da hak sahibidirler. Şu anda onların hakkı yok. Yani biz onlar şunu diyemezler. Bizim de senden alacağımız var. Dedem Anladım verdi. hocam. Dedem verdi. Ben istemiyorum ama verdi. Siz de baksaydınız, siz de alırdınız. O zaman bu Bakmadınız. altınları hanımefendi Menekşe Hanım kullanabilir, Kullanabilir. harcayabilir. Kendisinindir. Adaletsiz davrandıysa, haksızlık yaptıysa günah dedesinin olur. Evet. Peki Menekşe Hanım, başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Hayırlı günler Allah hayırlı diliyorum. İyi ömürler versin. yayınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.